Şimdi bir taraftan yerel seçimlerle ilgili parantez açmışken az önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadeleri üzerinden sorumu yönelteyim. Yeniden Refah Partisi'ne şu ifadeleri kullandı. Kendi yolunda dedi. Genel seçimdeki tavrından da kopmuş vaziyette dedi Yeniden Refah için. Daha önce Cumhurbaşkanlığı seçiminde gördük ki bir ittifak çatısı altında buluşuldu ama yerel seçimlerde aynı tabloyu göremedik Yeniden Refah tarafından, ki daha önce aslında Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şu ifadeleri de vardı. Şehirlerimize yeni bir eser veya hizmet kazandırmak yerine kaybettirmek amacıyla ortaya dökülen enaniyet abidelerine itibar etmeyin demişti. Bunu da Yeniden Refah sitemde bulunmuş olabilir mi Sayın Cumhurbaşkanı? Şimdi şöyle, yani Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle anlaşıldı. Bu mesajları verirken, bugün yine ben de az önce izledim canlı yayında, özellikle yani bir adres belirtmeden konuşmasına rağmen, evet, bunları doğrudan Yeniden Refah Partisi ile ilişkilendirme niyetinde olanlar var. Ama kendi cümleleri, sözün sahibi olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'dır. Ben burada isim vermedim diyor. Burada Yeniden Refah Partisi'nin ismini zikretmedim diyor. Dolayısıyla bu pekala yoruma açıktır. Ama burada esas olan tabii Cumhurbaşkanı'nın kendi sözleridir. Beyan esastır ve bu durumda da yani bu sorulan soru üzerine verdiği cevabı dikkate almak gerekir. Şimdi tabii bir taraftan da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu konuda gerek İstanbul'la alakalı Ekrem İmamoğlu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kendisini muhatap alması için bir takım arayışlar içerisinde, bir taraftan Yeniden Refah Partisi ile açık bir polemik içerisinde girmesini isteyenler söz konusu. Fakat biraz önceki soru cevap faslında da gördüğümüz gibi Cumhurbaşkanı bu konuda dikkatli hareket ediyor. Yani işte biraz önce şu altyazıda da gördüğümüz gibi Yeniden Refah tavrını biliyorsunuz. Yani aslında kamuoyunun bildiğini teyit etmekten bunun ötesine geçen bir dil kullanmadı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla bir anlamda da yani böyle bir karşı pozisyona kendisini çekmek isteyenlere karşı da dikkatli bir tutum sergiliyor. İstanbul için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Orada da İmamoğlu'nun çok ısrarlı bir şekilde Cumhurbaşkanı'na mindere çekme tabir yerindeyse bir polemik üretme ve bu polemiği Erdoğan'la yürütme arayışları, çabası söz konusu. Ama genelde gördüğümüz, yani İstanbul yönetimiyle ilgili eleştirilerini sıralarken Cumhurbaşkanı Erdoğan yine olabildiğince İmamoğlu'nun ismini zikretmeden bunları yapıyor. Elbette İstanbul'daki belediyecilik 5 yıllık performansı ile alakalı eleştirilerini dile getiriyor. Bugünkü programlarda da buna dair açıklamalar oldu. Ama dediğim gibi yani doğrudan ismini zikrederek biraz da İmamoğlu'nun kendisinin de bu çabasına, bu arayışına karşı bir mesafeli tutumuyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın isim vermeden en azından İmamoğlu'nun o ikili bir polemik üretme ve bu kampanyayı Erdoğan'la polemik yaparak yürütme çabalarına prim vermeden ilerliyor. Bu da dikkat çekebileceğimiz bir husus. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.